Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Osman Şahin imzalı Selam Ateşleri adlı güzel bir öykü kitabını konuşacağız. Cem Yayın Evi tarafından çıkmış bir kitap. Hemen arka kapağındaki yazıyla başlayalım. TRT Öykü Büyük Ödülü, Nevzat Üstün Öykü Ödülü ve Ömer Seyfettin Öykü Ödülünü kazanan Osman Şahin'in ilk yapıtı Kırmızı Yel, Denröde Vinden adıyla İsveççe'ye çevrilerek Hümanist Enternasyonal'in 3. yıl dönümünde Stockholm'de Ethos Universal Kultur House'un düzenlediği 1992 Uluslararası Öykü Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazandı. Kimi öyküleri Polonya, Macar, Alman ve Fransız dillerine çevrildi. Yaşar Kemal Bir Çukurova'dır adlı röportajı Amerika Birleşik Devletleri'nde A. Akay ve M. Şehmuz Güzel'in hazırladığı Yaşar Kemal ve Osman Şahin'in yapıtlarında Ölüm İmgeleri ve Düşler adlı inceleme yazısı da Fransa'da yayınlandı. Şahin'in 19 öyküsü filme alındı. Bu filmler 11 uluslararası, 14 yurt içi şenliklerinde olmak üzere sinemamıza 25 ödül kazandırdı. Osman Şahin 7 öyküsünün yer aldığı Selam Ateşleri'nde doğa ve doğayla iç içe yaşayan insanların serüvenini, efsaneleşen aşkları, korkuyu, çarpıtılmış cinsellikleri, yatırları, değişimi, eşsiz doğa betimlemeleri ve yoğun psikolojik derinlikleriyle vererek coşkulu, çok renkli, doğurgan, şiirsel dili ve anlatımıyla okurlarını Torosların gizemli dünyasına götürüyor. Yazarın daha önce yayınlarımız arasında yer alan Kırmızı Yel, Acenta Mirza, Kral Eli, Ağız içinde dil gibi, acı duman, kolları bağlı doğan, ay bazen mavidir adlı öykü kitapları ve Başaklar Gece Doğar adlı romanından sonra Selam Ateşleri'nin de ilgiyle karşılanacağına, yankılar uyandıracağına inanıyoruz. Cem Yayın Evi böyle demiş. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Selam Ateşleri benim Osman Şahin'den okuduğum ilk kitap oldu. 109 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap, Selam Ateşleri, Bayan Ali, Gömücüler, Değişim, Güvercin Artık Dönmeyecek, Kayalara Vurmuş Suretin ve Köstebek olmak üzere toplam 7 öyküden meydana gelmektedir. Şahin bu öykülerde kasabalardaki insan yaşamı, aşk ve geçim telaşı gibi çeşitli temalara odaklanmaktadır. Osman Şahin bu kitabıyla 1994 yılında 40. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazanmıştır. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Osman Şahin, Selam Ateşleri. 11. Güldüğünde dağ çiçeklerinin göz kamaştırıcı gökçeliği siniyordu. Gözlerinin içine sanki. 12. Kocaman bir ateş alanına döndü yüreği. 14. Derin derin soluklandıktan sonra yüreğinin yazgısına teslim oldu. 15. Sevmek ise töresellikten değil, gökten inen, insan yaratılışına sinen bir nimetti. 16. Bir kadınla erkek arasındaki gönül alışverişi güneş kadar doğal, yağmur kadar gerekliyken niçin hesabını sorsunlardı kendisinden? 17. İnsan, insana gönül düşürmeyle tövbekâr mı olurmuş? 22. Bilinmeyen bir şeyden acı çekermiş gibi mutsuzdu hep. 22. Bakışlarının boşluğuyla dolar taşardı gözleri. 32. Günaha girmiş gibi üzüldü. 33. Ölenle ölünmezdi artık. 34. Öteden beri kız kaçırma olayları düğünden daha çok gürültü koparır, kaçırılan kızdan çok kaçıran erkeğin adı çıkar, ünlenirdi çünkü. 39. Er dediğin çekince kucağa erkekliğini göstermeli. 53. Arkadaşı arkadaştan iyi kim bilebilir? 53. Zaman evliya, ermiş çağı değil. Zaman makine, televizyon, bilgisayar çağı arkadaş. 56. Benim yarınla bir işim yok artık. 81. Bir an öylesine pişmanlıklar esmeye başladı ki içinde. 81. Tüm korkularının nedeni şimdiki zamanın sırtındaydı. 82. Kötülük insanı binbir kurnazlığa sürükler derler. 82. Koyu,
Ağır bir karanlık çöktü gecenin üstüne. 85. Korkunç, dayanılmaz bir yalnızlık çöktü içine. 98. Kendi yalnızlığıyla yalnız bir yalnızlık duygusuydu bu. Biçimli burnu, elleri, yüzü, memeleri ve en kadınsı olanlara özgü çekici, iri, oval gözleriyle yüzyıllardan beri gürültüsüzce bakardı dünyaya. 100. Gün batmasıyla karanlığın azgın hatları ortalığa dört nala girer, donmuşçasına kalın bir karanlık çöker her yana. 101. Horozların ötmesiyle günün yüreği atmaya başlar, dünya çeşitli uyanışlara gözünü açardı. 107. Toprağın da kendine özgü sesleri vardı. Toprak da ses alır, ses verirdi. Sevgili arkadaşlar, anlatılar bu kadar. Osman Şahin benim bildiğim bir isim değildi. Said Faik hikaye armağanı almış olması nedeniyle yazarı tanımaya ve Selam Ateşleri'yle de ona dair bir okuma yapmaya imkanım oldu açıkçası. Şanslı olduğum kanaatindeyim çünkü iyi bir yazarla tanıştım. Diğer kitaplarında merak etmiyor değilim. Özellikle toplam sinemamıza 25 ödül kazandırmış olması Osman Şahin'in yazdıklarındaki sinematografik ögeleri de gösteriyor diyebiliriz. Peki hocam, bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle ortaokuldan başlamak kaydıyla yine benim her zaman söylediğim betimlemenin, yani tasvir ile olayın bir dengede olması gerekir. Sürekli olay akışı olursa okur yorulur. Sürekli tasvir olursa, yani normalde bir odaya girdiniz, işte 3 sayfa 5 sayfa burası anlatılırsa, tasvir edilirse, betimlenirse okur sıkılır. Kitaba bağlılığı azalır. O nedenle ikisinin de dengeli olması gerektiği kanaatindeyim. Osman Şahin Selam Ateşleri'nde bu dengeyi rahatlıkla kurmuştur diyebilirim. Bu nedenle de gönül rahatlığıyla Osman Şahin imzalı Selam Ateşleri adlı bu güzel kitabı sizlere önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.